Meltem. Özür dilerim. Meltem dememde bir sakınca yoktur umarım. Ben Hamza. Aslında bugüne kadar beni görmemeni ve farkıma varmamanı anlıyorum. Ama ben bu farklılıkları ortadan kaldırmaya hazırım. Yeter ki bana bir şans ver Meltem. Biliyor musun? Seninle saatlerce konuşabilirim. Hatta bana dertlerini anlatabilirsin. Yok yok yok. Sadece niyetim sevgili olmak değil, arkadaşın olmak istiyorum aynı zamanda. Ve inan bana, bu dünyada seni sevebilecek olan insanların toplamından kat ve kat daha fazla Tanrı hastası. Ne yapıyorsun lan? prova yapıyorum oğlum, görmüyor musun? Götümü anlatsın onu. Aa, neyse ne ya, uff. Oğlum var ya, bence sen bu Meltem olayını fazla büyütüyorsun ha. Çık karşısına, konuş lan. Abi kapatalım şu konuyu lütfen. Lan seni şu cool tavrına sokayım ben be. Lan lan 5 dakika öncesinde ayna karşısında götünü parçalıyordun yam yam. Abi Allah aşkına söyle, ne yapabilirim? Kızın yanına merdiven dayayıp gözlerinden kar bile mi akıyor? Lan oğlum bu kadar umutsuz olma lan. He? Zekken kültürün yeter oğlum senin. Aynen öyle. Boylu boslu aslan gibi adamım değil mi Serdar? Yok zekiymiş, yok çevikmiş. Buna mı bakıyorlar oğlum artık? Lan oğlum çok bir şey değil lan. Tek bir kelime lan, tek bir kelime. Merhaba. Çok mu zor oğlum bunu demek? Ne bileyim oğlum ya. Lan hadi kalk, geç şu aynanın karşısına. Saçını başını yap, güzel giyin. Lan ilk günden yatağa atlayamıyor zaten kızı. Serdar, senin çenenin ayarını sikeyim. Ama var ya, beni çok biz gaza getirdin. En azından bir defa deneyeceğim. Tabii la. Hadi bakalım.
Ne oldu oğlum, ne anlatmayacak mısın? Şşt oğlum, sana diyorum lan, nasıl geçti görüşme? Çok güzel. Çok güzel geçti Serdar. Kız anında etkilendi. Harbi mi diyorsun lan? Tabii lan. Gittik kızın yanına. Giderken zaten direkt bakış açısının içine girdim. Sonra senin verdiğin o muhteşem, o sihirli kelimeyi söyledim. Merhaba Meltem dedim. Direkt etki etti Serdar. Sonra? Siz Serdar? Senin vereceğin zikrinde, fikrinde tam orta yerine sokayım Serdar. Kız görmedi ol. Yoktum. Utandım lan. Utandım. Mahkum çakıldım oldum bir. Kanka yapma be. Serdar, niye beni cesaretlendiriyorsun? Niye haddim olmayan işlere beni sokuyorsun Serdar? Abi nereden bileyim ben ya? Yok oğlum. Ben daha iflah olmam. Koyarım okulun götüne. Gitmiyorum lan okula. Bir dakika abi, dur ya. Sınırız bir yolunu ya. Serdar, bana bir daha fikir vermeye kalkarsan senin harbi götünü keserim sana. Al ulan canımı, al. Ne haber Meltem? İyiyim Serdar da. Adamı biliyor musun? Aynı sınıftayız Serdar. Ama tabii normal böyle düşünmen. Çünkü sen ve şu arkadaşın hep birliktesiniz yani. Hamza'yı diyorsun. Ben de sana ondan söz edecektim. Ya bu arada vaktin var değil mi? Var. Var ama ben hiçbir şey anlamadım. Normaldir. Dünden beri gecül gözüme uyku girmedi ya. Hani... Buraya nasıl geldim onu bile bilmiyorum aslında. Bilmiyorum ki nasıl anlatsam. Ya sadece anlat Serdar. Bak ben de merak ettim şimdi. Ya biz bu adamla dün oturduk. İçiyorduk bir şeyler. Derken bir anda pat diye bayıldı gitti bu. Neyse aldım ben bunu, apar topar hastaneye götürdüm. Tedavi falan ettiler her neyse. Doktor çıktı sonrasında yakınlarını sordu. Kimsesi yok dedi. Bütün ailesi Isparta'da. Dedim ne söyleyeceksen bana söyle dedim doktor. Serdar, iyi misin? Çok hastaymış Meltem. Akciğer kanseri olmuş. Ne diyorsun sen ya? İyi misin Meltem? Tanır mıydın Hamza'yı? Ben de... Babamı akciğer kanserinden kaybettim. Daha 6 yaşındaydım o zaman. Yapma ya. Başın sağ olsun. Sağ ol. Peki Hamza'nın durumu ne? Kötü. Çok kötü. Hastalık son safhasındaymış. Tedavi de edilemiyor. Hastaneye de yatıramadık o yüzden. Sana anlatabildim ben de zaten. Garibim de sana deli gibi aşık biliyor musun? Ne diyorsun ya? Hamza bana mı aşık? Şu an iyice kafam karıştı. Aslına bakarsan bunları sana anlatmamam lazımdı ya. Ama ne yapacağımı bilemedim. En yakın arkadaşım gözlerimin önünde ölüyor Meltem. Ya tamam da Serdar, ben ne yapabilirim ki? Gidip onunla konuşsan,
arkadaş olsan. Ya inan bana var ya, bu son zamanlarında mutluluktan deliye döner ya. Ya tabii ki yaparım. Eğer bir yardım dokunacaksa. Ciddi misin ya? Tabii ki. Hem ben de onunla arkadaş olmak isterim. Alo. He, sahildeyim. Bok var sahilde. Ya zırvaladın yine, kapa şu telefonu. Ha, bana bak, gelirken iki tane bira al. Tamam. Hadi kapa. Hamza mı? Adın Hamza değil mi? Hamza da. Ben aslında her gün sahile geliyorum. Yani normalde diğer tarafta oluyordum ama bugün buraya da geleyim dedim. Seni gördüm. Hamza, iyi misin? İyiyim iyiyim. Gelsene. Gel otur. Aslında ben de bu sahile gelirim. Bir de her geldiğimde bu banka otururum. Biri oturunca da çok sinirlenirim. Bu kalkana kadar da kalkmam. O zaman bugün bir istisna yapalım. Şöyle güzel bir kafeye gidelim, sıcak bir şeyler içelim. Ne dersin? İkimiz mi? Yo, ben şöyle sahilden 3-5 kişi toplarım, beraber gideriz. Yani şu zamanda çekilen filmlere bakıyorum da birçoğuna çalmış. Ne bileyim, anlatılan mesele, karakterler hiçbir gerçekle örtüşmüyor. Amerikan sinemasının bize hep bir umut, bir mucize, bir başarıyı anlatıyor. Aslında hayatın o tür yapıtlarda anlatılan gerçeklikle hiç alakası yok. Tam aksine hayat acımasız ve maalesef insanlar kötü. Ya, senin de kafanı ütüledim galiba. Yok, hayır. Aksine çok güzel şeyler anlatıyorsun. Peki sevdiğin bir yönetmen var mı mesela? Costa Rica'yı çok severim mesela. Ya, hayal dünyası o kadar geniş ki. Hele bir de hayalleriyle yaşayan bir insan için bunun anlamı her şeyden öte. Peki sen hayal kurar mısın mesela? Ben... Nasıl anlatsam? Buse bize notunu söyleyecekti de. Pardon. Efendim Buse. Ciddi misin? İşimiz finale kaldı desene. Tamam canım. Of. Ne oldu Meltem? Vizeden 50 almışım. Finalden 80 alamazsam kalacağım. Eğer final için hazırladığın senaryonun konusu hazırsa yazmanda yardımcı olabilirim. Tabii istersen. Ya ciddi misin? Ya çok sevinirim aslında. Ben yarısına kadar yazdım ama devamını getiremedim. Ya, İlham Peri'si gelmedi. O zaman bir dahaki buluşmamızda. Tamam. O zaman ben sana mail atayım. Sonra da yarın okula tekrar buluşuruz. Ya aslında okula bir daha gitmemeye karar verdim ama senin için gelirim. Tamam, süper. O zaman buluşuyoruz yarın. Peki. Donumla duruyorum. Peki senin üstünde ne var şu anda? Aha, ciddi misin ya? Kanka hoş geldin ya. Ne yapıyorsun lan orada?
Hiç öyle telefonla konuşuyordum. Oğlum, hava zaten yeterince sıcak. Niye battaniyenin altında konuşuyorsun? Kes bir be ya. Öf. Ne hadi onu bunu bırak. Sen niye bu kadar mutlusun lan? Allah Allah. Sorduğun soruya bak. Mutlu olmak da mı suç lan? Lan niye sorduğumu anladın işte ya. Ya kanki sorma. Bugün Meltem'le tam 5 saat sahilde vakit geçirdik. Hem de sadece o ve ben. Siktir lan. Tabii oğlum, seninle konuştuktan hemen sonra geldi. O da sahilde takılmayı seviyormuş filan. Öyle açıldı muhabbet. Yarın da okulda görüşeceğiz. Vay 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 vay. Kardeşim benim be. Senaryonu okudum. Fakat karakterler pek inandırıcı değildi. Yani mesela bir varoş çizmişsin. Ama varoşta yetişen bir çocuğun o denli düzgün konuşması çok zor. Yani bir baba var sarhoş, sürekli çocuğu dövüyor. Ya ne bileyim, böyle bir aile atmosferinde öyle sağlıklı bir çocuk çıkması çok zor ya. Peki nasıl olması gerekirdi sence? Ben şöyle düşündüm. Yani bu çocuk eskiden efendi biri değildi, serseri biri olsa. Sonra okuldan bir öğretmen karakteri soksa. Öğretmenlerin telkinleriyle bu çocuk yola gelse. Bu şekilde işe yarayabilir belki. Ama bu sefer de öğretmen-öğrenci ilişkisine eğilmen gerekecek. Çok haklısın. Ya sen senarist falan olsana. Ya var birkaç bir şey yazdım da ne bileyim, üşeniyorum işte ya. Ama diyaloglarını beğendim. Söylemeden geçemeyeceğim bak. Acaba okuldan başka bir yerlere mi gitsek? Her yer ayda değil mi? O zaman bizde kimsenin olmadığı bir yerlere gideriz. Boş ver ya, ben alıştım onlara. Nasıl onlar beni görmüyorsa, ben de onları görmüyorum. Şimdi senden bir şey isteyen ve karşında oturan bir bayanı kıracak mısın? Sen ne istersen yaparım Met. Bana bir soru sormuştun, hatırlıyor musun? Hiç hayal kurar mısın diye. Evet. Bazen kendimi yarım metre daha uzun düşünüyorum. İnsanlarla iletişimim nasıl olurdu acaba? Bazen saatlerce düşünüyorum bunu ama sonra gerçeğe dönüyorum tabii. İşte gülenler, eğlenenler, parmaklı gösterenler. İnsan bunlara alışabiliyormuş. Ama senin için zor olacak. Benimle gezerken biraz zorluk yaşayacaksın. Sen gerçekten çok farklısın. Yani çok geniş bir bakış açın var. İnsanları tanıyorsun. Kendini biliyorsun. Eğer reddedemeyeceğin fiziksel bir kompleksin varsa gözlem yaparsın. Yaptıkça insan tanırsın. Tanıdıkça ümidini kaybedersin. Doğru. Doğru ama eksik. Evet, insanlar kötü. Ama tamamı değil. Hayat da kötü. Hatta çok berbat. Ama yine de vazgeçmek olmaz. Hem ben şu an bulunduğumuz durumdan çok büyük bir haz alıyorum. Sen? Evet, ben de. Zaten hayat çok kısa. Gülüp eğlenmek varken ne gerek var ki böyle şeylere? Evet, gerçekten çok kısa. O zaman ne yapalım biliyor musun? Güzel bir yere gidelim. Köfte ekmek yeriz. Ben de acıkmıştım zaten. Hem de gezmiş oluruz. Olur. Tamam, hadi gidelim o zaman.
senaryoyu da bitirdik. Evet. Ya bugün çok güzel bir gündü ama çok pişmanım. Niye, yanlış bir şey mi yaptın? Hayır. Yani keşke seni daha önce tanısaymışım. Ne bileyim, daha önce hep böyle saçma sapan insanlarla takılmışım. Ya, neyse, ben gideyim artık. Şimdi annem merak eder. Tabii tabii, ben de zaten buradan otobüse bineceğim. Sen daha fazla bekletme. Tamam. Koşturacak. Abi kemiklerim sızlıyor lan. Neyse hadi al şunu, bir şeyin kalmaz. Oh. Lan Hamza. He. Oğlum ne konuşuyorsunuz lan Meltem? Ne, hiç anlatmıyorsun ha? Ben anlatmam oğlum. Ben anlatmam. Triplere bak. Ne bok halim varsa gör. Hadi ben okula gidiyorum. Hadi geç şimdi. Herifi de hasta ettik. Şam ağzına sokayım Serdar. Alo, Meltem nasılsın? Gelmedin de bugün. Evet ya, bugün çok iyi değilim. Böyle çıkamadım evden. Hastalandım da biraz. Nasıl ya? Kimse var mı yanında peki? Yok, telaşlanacak bir şey yok. Tamam, tamam, ben şimdi geleceğim. Adresi ver bana. Hasanpaşa Mahallesi, Peri Çıkmazı Sokak, No 7. Tamam, hemen geliyorum. Niye ateşin düşmüyor senin ya? Telaş edecek bir şey yok Meltem. Ya ne demek telaş edecek bir şey yok? Bak hadi kalk doktora gidelim lütfen. Meltem altı üstü üşüttüm bir yani, sonunda ölüm yok ya. Ya ne biçim konuşuyorsun sen? Ölüm falan nereden çıktı şimdi? Yani lafın gelişi. Baksana şuraya, domuz gibi maşallah. Niye ağlıyorsun? Niye hala söylemiyorsun ki? Her şeyden haberim var benim. Neyden haberim var? Serdar bana her şeyi anlattı. Serdar mı? Düşüp bayıldığını, hastaneye kaldırıldığını, çok hasta olduğunu. Bir dakika, bir dakika. Serdar sana benim öleceğimi mi söyledi? Ne zaman söyledi bunu? Ya, ne önemi var şimdi? Meltem ne zaman söyledi? Çok önemli. Hatırlamıyorum. Yani bir hafta önce falandı galiba. Bir hafta önce. Serdar. Serdar geldi. Bunu sana anlattı. Ve sen benimle arkadaş oldun, öyle mi? Ben de... Ölüm falan yok, ben sadece grip oldum. Bildiğim kadarıyla grip dışında tek hastalığım cücelik.
Ki bu da insan öldürmüyor Beltem. Ama beni asıl öldüren de biliyor musun Beltem? Bunca zaman beni fark etmeyen... Merhaba dediğimde yanımdan öylece çekip giden senin birden arkadaşım olma. Bana acıdın. Sırf bana acıdığın için. Hamza sen neler söylüyorsun? Ben bu bir haftada sana aşık. Meltem git. Git Meltem. Git. Defol Meltem. Defol. Defol Meltem defol. Hamza. Sen bana acıyamazsın Meltem. Defol git. Acımasın sen bana, acımasın. Sen bana, acımasın sen. Sen bana, acımasın sen bana, acımasın. Sen bana, acımasın. Adi pislik herif. Meltem. Sen nasıl bir insansın ya? Böyle bir yalan nasıl söyleyebilirsin? Ne yapsaydım ya? Ha? Ne yapsaydım? Hayatında bir kez olsun fark ettin mi Hamza'yı? Yok senin için. Dostum için, kardeşim için bir şey yapmak istedim. Evet belki aptalım. Belki geri zekalıyım. Zaten şu zamana kadar ne yaptıysam hep kepaze oldum. Ama artık o kadar tükenmişti ki kendine zarar verecek diye çok korktum. Dayanamadım. Bok ettim. Ne oldu Serdar? Meltem yürü gidiyoruz. Nereye? Eve Meltem eve. Bu manyağın ne yapacağı belli olmaz. Hadi yürü. Tamam. Kanka dur! Senin kutu beynine sıçayım oğlum. Ne hale getirdin oğlum beni? Niye oynadınız oğlum benimle? Ben kendi halimdeydim. Seni bir ömür boyu sevebilirdim. Hamza şunu anlamıyorsun. Bu kuş beyinli olsa da olmasa da biz seninle yine karşılaşacaktık. Ve ben sana karşı yine aynı şeyleri hissedecektim. Yani? Seni seviyorum Hamza. Seni seviyorum. Meltem. Hamza? İşte bu ya. Whistling in the night, my dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do.
We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're on the